Bu videoda da düzgün dairesel hareket hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu sefer t ile gösterdiğimiz periyotla buna çok benzer başka bir konu olan ve küçük f harfiyle gösterdiğimiz frekanstan bahsedeceğiz. Bu iki şeyi başka konularda duymuş veya görmüş olabilirsiniz. Ama önce yine de iyice kavradığımızdan emin olacağız. Ardından küçük omega ile gösterdiğimiz açısal hız kavramıyla özellikle de açısal hızın büyüklüğüyle ilişkilendirmeye çalışacağız. Üzerinde küçük bir ok olmadığı için bu küçük omega harfini açısal hızın büyüklüğü olarak düşünebilirsiniz. Ama öncelikle periyodun ve frekansın tanımını yapalım. Bir tam tur atmamız için gereken süreye periyot diyoruz. Ve eğer düzgün dairesel hareketten bahsediyorsak, periyot çemberin etrafında bir tam tur atmak için gereken süreyi gösterir. Diyelim ki bu bir tenis topu olsun ve bir iple merkezdeki çiviye bağlansın. Bu top düzgün bir hızla hareket ettiğinde periyot bize işte bu topun tam bir tur atması için gereken süreyi verir. Mesela periyodu 1 saniye ise o zaman bu top şu şekilde hareket eder. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye. Bu periyodu 1 saniye olan topun hareket şekli. Ya da eğer periyodu 2 saniye olsaydı, o zaman ilk hızının yarısı kadar bir hızla hareket ederdi. O da şu şekilde gözükürdü. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye, 6 saniye. Mesela periyodu yarım saniye olsaydı, o zaman bir saniye, iki saniye şeklinde hareket ederdi. Ve periyot yarım saniye olurdu. Ve bir tam tur yarım saniyede atılırdı. Periyot da zamanla aynı birime sahip ve genellikle saniye cinsinden verilir. Peki frekans için ne söyleyebiliriz? Frekans tam anlamıyla periyodun tam tersi. Yani frekans eşittir 1 bölü periyot. Bunu aynı zamanda bir saniyede kaç tur atarız şeklinde de düşünebilirsiniz. Periyot bir tur atmak için gereken süre, frekansa bir saniyede attığımız tur sayısı. Örneğin eğer bir saniyede iki tur atabiliyorsak, bir saniye, iki saniye, üç saniye, o zaman frekansımız iki tur olur. Frekansın birimi olarak bazen 1 bölü saniye kullanıyoruz. Yani şu şekilde saniye üzeri eksi 1 olarak da yazabiliriz. Hatta bazen bunu kısaca hz diye yazıp hertz diye okuyoruz. Hertz bazen 1 saniyedeki tur sayısı olarak da kullanılabiliyor. Dolayısıyla periyodu saniye ya da hatta saniye bölü tur olarak frekansı da tur bölü saniye olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu da aradan çıktığına göre bu iki fikri açısal hızın büyüklüğüyle ilişkilendirmeye çalışalım. Önce birkaç senaryo düşünelim. Diyelim ki açısal hızımızın büyüklüğü atıyorum pi radyan olsun. Pi radyan bölü saniye. Peki bunu biliyorsak periyot hakkında ne söyleyebiliriz? Videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza bulmaya çalışın. O zaman gelin bir de birlikte bulmaya çalışalım bu top her saniye pi radyan kadar ilerleyecek. Öyleyse bu topun 2 pi radyanı tamamlaması için ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Bir tam tur aynı zamanda 2 pi radyana eşit değil mi? Bu durumda pi radyan bölü saniyelik bir hızla ilerliyorsa tam tur atması için 2 saniye geçmesi gerekecek. Böylece periyodumuz, şöyle yazayım, buradaki periyot 2 saniyeye eşit olacak. Peki bunu biraz akıl yürüterek buldum ama omega'ya nasıl oldu da periyoda çevirdim? Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir tam turu tamamlamak için 2 pi radyan yol almamız gerekiyor. Bir tam tur 2 pi radyan edecek. Bunu da açısal hızımıza böleceğiz. Öyleyse bu durumda böleceğimiz hız pi radyan bölü saniye olacak. Bir tam tur atmak için ne kadar yol almamız gerektiğini açıları aldığımız hıza bölüyoruz. İşte böyle az önce 2 saniyeye ulaşmıştık. Bakın, şimdiden periyodu ve açısal hızı birbirine bağlayan bir formül yazabiliriz. Periyot eşittir, hatırlayalım. 2 pi radyan, 1 tam tur demek. Bunu da açıları aldığımız hıza bölüyoruz. Bu formülle de periyodu ve açısal hızı birbiriyle ilişkilendirmiş olduk. Artık periyodu bildiğimize göre frekansı bulmamız çok basit olmayacak mı? Çünkü frekansı 1 bölü periyot olarak tanımlamıştık. Evet, frekansı 1 bölü periyot olarak yazdığımızda 2 pi bölü omega'nın tersini alırsak frekansı omega bölü 2 pi olarak buluruz. Mesela periyodun 2 saniye olduğu bu durumda açısal hıza dair hiçbir fikrimiz olmasa bile biri bize periyodun 2 saniye olduğunu söylediğinde frekansın 1 bölü 2 saniye ya da kısaca 1 bölü 2 olduğunu görebiliriz. O yüzden kafanız karışmasın. Ben şahsen hertz kullanmayı seviyorum. Ve aynı zamanda bunun 1 saniyede 1 bölü 2 tur anlamına geldiğini düşünüyorum. Kısaca aklınıza tutmak isterseniz, bir tam tur atması için 2 saniye gerekir diye de düşünebilirsiniz. Eğer pi radyan bölü saniye ile gidiyorsak, şekildeki topumuz 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye şeklinde hareket edecek. Gördüğünüz üzere periyodumuz gerçekten de 2 saniye. Hatta aynı zamanda her bir saniyede hatırlayın her saniyede pi radyan gidiyorduk. Pi radyanda yarım tur olduğu için demek ki bir saniyede yarım tur atıyor olacağız.